Evet. 30 yıldır bu işi yapıyorsunuz ama 33 yıl sonra Avusturya'dan 6 gol yedik diye bir soru yöneltildi Montella'ya da provoke olduğunu düşünüyorum cevaplamayacağım dedi bunu bir konuşalım tabii yani bu zaman zaman Fatih Terim'e şey, yani. yerli teknik direktörlerimizin hepsine sorulabiliyor sorulması iyi olurdu ama bence cevap da vermeli çünkü 6 tane gol yemişsin yani hiçbir şey yapmadan da 6 gol yemişsin 6 tane daha yiyebilirdi. 12 gol olurdu. Bir ne olurdu. Yani şimdi burada her şeyi biz halının altına mı süpürelim? Ki bizim artık da yani Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlık adı üzerinde hazırlanmış mıyız ona baktık. Hiç hazırlanmamışız. Hiç hazır değiliz. Lig yarışı olacak. Dediğim gibi arada bir 10 gün bile yok. O, oyuncular dinlenemeyecek. Şampiyonaya gidecek. Biz hiç hazır olmadan Almanya'ya gideceğiz. Yani bu sorularla karşılaşabilir. Bunu doğal karşılamak lazım. Cevap vermedi. Ona da saygı duyuyorum. Ama ben olsam basın toplantısına başlarken Türk halkından özür diliyorum üzüldüğüm için, kötü oyun nedeniyle böyle bir giriş yapardım. Yine hocanın duruşu yani çok böyle sert bir ifadeyle duruyor. Dediğim gibi kenarda böyle hani sevmediğim bir duruşu var. Öyle olmaması lazım. Gergin. Sıcak sıcak olmalı. Gergin. Evet, doğru söyledi hocam. Hem gergin hem sinirli duruyorsun. Ya bu bu şekilde olmaz. Dokunuş. Yani gözle dokunursun, kalple dokunursun, mimiklerle dokunursun. Oyunculara hiçbir şekilde dokunduğunu görmedim i̇lk, bu 6 gol yerken. E, bu kadar evet. yalnız e, sert bir basın toplantısına çıktı. Şimdi Ama altı çıkacak. şimdi şimdi bir takım 6 gol, gol, yemiş yani. ya. Ya, ya, Ağusturya işte, bir de. Yemiş Ömer, neyi gördüm biliyor musun? Hatırlıyor musun Stefan Kus ilk geldi basın toplantılarında gayet bilerek <laughs> konuşuyor. Ha her Espiri şeye yapıyordum. gülüyor, espriler yapıyor falan işte. Sonra en son basın toplantını hatırlıyor musun? Adam darmadağın olmuş, bir vaziyette ne diyeceğini bilmiyor, surat kıpkırmızı. Şimdi onu gördüm. Montel'de ilk geldiği zaman, la lay öyle lay iyi gittiği zaman her şey şey şu anda işte provoke ediyorsun diye gazeteci diyor ki provoke ediyorsun diyor. Ha, bu soruyu sormak mı lazım? Zeki medyanın içinde olduğu için o öyle düşünebilir ama bence sorulmaması gerek. Yani bir maçlar... Şimdi James penaltı kaçırdı değil mi? Evet. Galler elendi Polonya gitti. Evet, bu arada Gürcistan, ben... Ukrayna, Polonya evet. playoff'un kazananları. Şimdi oldu. şimdi onu şeye sormak lazım. James'e futbolu bırakmayı düşünüyor musun? Penaltı kaçırdı. Adam gidemiyor takımın. Yani pek kötü bir benzetme olabilir ama böyle şimdi bu adam öyle ya da böyle şimdi bir takım kurmaya çalışıyor. Eksiklerini gördü. Doğru. Onu da katılıyorum Zeki dediğine. Yani özür dilemesi lazım. Böyle olmaması lazımdı. Bunları telafi edeceğiz diyecek. Önünde oynayacağı iki tane hazırlık maçı var. İki tane hazırlık maçında kadroyu belli. Bence buraya gelinmesindeki en büyük nokta Semi olayı. Semi olayı Montella'yı dağıttı. Bence milli takımın gündemini ve milli takımdaki o konsantrasyonu Her şeyi dağıttı. dağıttı. Yani dikkat et hep onunla ilgili sorular. Beşiktaş camiası devamlı şekilde haklı olarak bunun üstüne gitti. Çünkü eğer alıyorsan örneğini de verdi şu an hocam. Orada çalıştığı için milli takımlarda Semih'in durumunda bildiği için. Eğer bir oyuncu alıyorsan eğer aynı derecede oyuncular da varsa takım arkadaşları ve bir tek bunu yolluyorsan ortada problem var. Peki, Kendi kendine gündem yarat. Peki yaramış. Gökhan Hocam soru soruyorum hemen burada sana. Peki etrafında ekibinden hiç kimse hani Montella o anda da, dalgınlığına gelmiş olabilir. Hoca ne yapıyorsun ya bu şu anda Türkiye Süper Lig'deki en değerli oyuncu, en formda oyuncu. Yapmayalım böyle bir şey. Yanlış anlaşılır. Diyecek bir akıl hocası çıkmadı mı orada Ama yani, yani ekibinden yani, birisi. Bak yani, şu oldu, karardır, o şu oldu. Yok yok. Yani, şimdi Ama o zaman bence şu oldu yani. sorunun Olmaz. cevabı yani, şu. Montella Montella, lazım. Çok önemli bir Türkiye'de, bir karar yani, Montella Türkiye'de Montella Türkiye'de cici yaşadı. Hani geldi, her taraf istediği gibi gitti, gruptan çıktı, lider çıktı. cicimay hep böyle gideceğim zannetti ve ben ne yapsam eleştirilmeyeceğim zannetti. Karı kışı soğuğu görmedi. Yani <laughs> hiçbir şey görmedi. Yani ben şu ana kadar hiç eleştirilmeden gitti bir şekilde. oynadığı oyunlar. Almanya Sonuçlar istediği gibi gelince. oldu. Ama şimdi hiç beklemediği bir sonuç olunca bizlerin de hiç kabullenemediği bir sonuç oldu bu. böyle bir soru geldi mi de e, dağıldı. Şimdi ne yapsa mı herkes kabul ediyor. Herkes arkamda düşünürken bir anda herkes kendine rakip oldu şu anda. Yani dolanlar bile şimdi uzak duruyor. Bugün itibariyle veya bu akşam uzak duracak. O da görecek artık. Şimdi maçın gündemini sen yollayarak zaten dağıttın hem oyuncu bazında hem kendi bazında hem yönetim bazında her şeyi dağıttın o anda yani yanlış bir karar buraya getirdi ama artık buradan dönecek olan da kendisi şimdi Haziran'da başlayacak iki tane daha hazırlık maçı var onu ideal yakın kadrolar sakatları iyileştirirse onun ikisinden kurtulacak olur. başka şansı yok yani şu Hayır anda. şöyle yani sen de güzel anlattın aslında özeti de yaptın şu ya bir Avrupa Şampiyonasına direkt uzun zaman sonra ilk defa katılıyoruz. Evet burada övdük seni. Zeki Uzundurukan da aynı şeyi söyledi. Burada hepimiz övdük. Bugün eminim... bugün için eleştiriyoruz. Yok yok bütün Türkiye aynı şeyi söylüyor. Herkes aynı şeyi söylüyor ama yani sayın Montella yani evet başarılı işler yaptım. Buraya geldin de artık yani burada herkesin de bir aklı var. Kimsenin aklından da oynamaya gerek yok. Yani göz göre göre ilk yarı savunmadaki hatayı görüyorsun ve ikinci yarıda önlem almıyorsun. Ya 6-1 mağlup oluyorsun. Olduğun takım Avusturya. Kaç sene önce Şenol Hoca'nın döneminde Hollanda'dan 6 tane yediğimiz maçta oyuncumuz atılmıştı. Şenol Hoca yerin dibine herkes soktu mu Zeki Uzunluruk'a? Olmayanı yapıldı adama. Adamın bir de eksiği vardı bir de Hollanda'dan yiyorsun. Çok formdaki o zamanki bir Hollanda. Ya Avusturya'dan 6 tane gol. Zekinin dediği gibi ya bizim Ümit Takım da çıksa, Ümit takımın hocası da farklı olsa çıksa yani yemezdi yani düşünüyorum yani. Bugün 6 tane yemek insanların kafasında soru işareti. Yılların basın Bir de, basın aynen. Şimdi yöneticisi oldu. Yıllardır Bu. basın içinde adamın kafasında soru işareti oldu. Tabii e o, şimdi biz futbol adamları pardon Zekiciğim. Futbol adamı olarak farklı bakabiliriz olaylara. Evet. Ya, o soru da yanlış bir soru. İstifa edecek ya yürü git işine kardeşim. Adam seni Avrupa Şampiyonasına taşımış, gruptan çıkarmış. Öyle bir soru yok. Yani. Ya öyle bir soru İşimiz yok. Olsun. Öyle şey olur mu tabii, ya? Tabii. Ha, hoca bu takımı daha nasıl düzelteceksin? Savunmadaki hataları gördün mü? Semih'i niye almadın? Abdülkerim'i niye oynatmadın? Niye Barış Alper'i sağ denemedin? Böyle gibi 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 sorular. Ben 100 tane sorarım ya orada basıncı olsam. Aslında bence çok doğru sorular. Yani 6-1 bir hazırlık maçında şey Daha farklı sorular beklerdim. Mesela bugünkü 11'inizden Avrupa Şampiyonası 11'inizden hangi oyuncuların olabileceğini düşünüyorsunuz da ben, diye bir soru sorulabilir. Kendisi sorular, sinyali yani diyorlar, böyle aslında ona ya. sormak lazım ne biliyor musun? Bugün gördün mü hoca? Dedi. Oynatmayacaklarını dedi, dedi, gördüm gördün mü? Aldım dedi. dedi. Bak, aldım diyor da onu açık. Ben olsam sorarım mesela. Hoca oynatamayacaklarını gördün herhalde değil mi diye sorardım. Ya Ama, ona benzer bir açıklama yap. o yaptı mı onu herkes anlamaz o. Ben burada herkes bu, anlamaz. Burada şu sorayım. sonucu da çıkarmamız Pardon. lazım aslında. Ee, biz Almanya'da başarılı olmak istiyorsak Montella'nın teknik ekibini e, Türk hocalarla güçlendirmemiz lazım. Ne olursa olsun. Yani Avrupa Futbol Şampiyonası için en azından şu süreçte bizim Türkiye'de çok kaliteli hocalar var. Çok zeki teknik direktörlerimiz var. Futbol Federasyonu diyecek ki, kardeşim bizim için Almanya çok önemli. Ev sahibi gibi orada mücadele edeceğiz. Bu maçlar önemli. Ee, burada bütün riskleri, olasılıkları yok edelim. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapalım. X hoca, X hoca ekibini 4 kişi mi var? 10 kişi yapalım. Selçuk Şahin var şu anda. Ya yetmez. Selçuk Şahin çok tecrübeli mi? Ben tecrübeli teknik direktörlerden bahsediyorum. Herkes gönüllü olarak Montelle'ye yardım etmek ister ya da teknik ekibe de almasın. Bu süreçte beyin fırtınası istirsin Yani haftada bir işte ne bileyim İsmail Kartal'la, Okan Buruk'la, Abdullah Avcı'yla kim önünüze yapıyor, geliyorsa yapıyor öyle zaten. telefonla görüşmeyle yok, olmaz mı? Yok yüzde görüyorum ben Instagram'da falan teferin sayfasını. Ya o şeyleri dolaşıyor. ziyaret etti, kulüpleri, ha. tesisleri ziyaret etti. O farklı bir şey. Ha, Beni anlattım, benim anlattığım, benim anlattığım. Birlikten kuvvet doğar. Bugün mesela etrafında Birkaç tane deneyimli Türk hoca olsaydı o semik kılıç soyu Ümit Milli takıma göndertmezdi. Kaldı ki Ümit Milli takım, yani Ümit Milli takım teknik iyi direktörü iyi anlayan de anlayan şey. o da ayrı bir sıkıntı. Ümit Milli tak takım teknik direktörü de Levent Hoca da e, benden bir talep gelmedi diyor. Yani burada da bir sıkıntı var. O zaman sen niye gönderiyorsun? Olacak, açık açık söyledim Montella gönderdi dedi. Ya yani ben, ben, şunu şunu da söylüyor da, aslında. Benim zeki. elimde çok oyuncu var. Niye bu şey oyuncuyu gönderiyorsun bana? Demeye getiriyor. Levent Sürmenler'in de yeterince santrofor var. Var tabii ki hocam. yardımcı yedek bıraktı. Hepsi. Eren Hepsi. Can yardımcı çok iyi. Golü de attıran o oyuncu bugün Ve zaten. Çok kaliteli bir Bertu, milli takımımız Elis. var. Ya Bertu ile Elis'i oynatıyor. Erencan. Bak Eren Can yardımcıyı oynatamadı. Aslında belki bu sistemle oynamayacaktı. Bak Levent Sürmen sistemini de değişti Ümit takımı. Üçlü savunmayla başladı. Çift forvet oynamak için. Üç forvet oynamak için. Bunları oynatmak için yana... E, Maçlarda Levent Sürme üçlü savunma oynatıyor. Ya orada da bir hata var zaten. Bak şimdi. Amili, amili takım dörtte oynuyor. oynuyor, sen üçlü oynuyor. Yani hepsinin birbirinden bir haber. Yani. Böyle bir şey olamaz. Daha önce buralarda biz olduğumuz zamanlar A, milli takım ne oynarsa siz de onu oynayın derdiler kardeşim. Yani evet özgür bir futbol oynat ama sistem olarak sen üçlü oynayamazsın burada. Sen milli takımla entegre bir takımsın. aynı, aynı sistem Sen lazım. asansörsün. Çünkü bak Bertu daha önce Ameli takımda oynuyordu. Şimdi ümit milli takımda oynuyor. Şimdi seviye Ameli takımdan oraya geldi. Büyük olasılıkla bir dahaki maç oraya çıkacak çocuk hakkıyla çıkacak. Bizim söylemlerimizden değil. Ya orayı hak ediyor o çocuk çünkü. Asansör olarak ümit milli takım kullanılır. A takım ne oynuyorsa sen de aynısını oynayacaksın. Öyle bir şey yok. Öyle öyle keyfine bir sistemle oynayamazsın. Zaten orada iletişimde bir problem oldu. Olduğu belli, buradan yani belli milli, işte. milli takım Ümit A takımı üçlü savunma amacı, oynamaz. Amacı şudur. A takıma oyuncu vermek. Oyuncu yetiştirmek. Tabii onun gibi de oynamak. Onun gibi de oynak Aynı sistemde. Çünkü Türkiye'nin belli bir sistemi yok ama aynı sistemde oynak. Şimdi dört de oynuyorsa dört de oynatacaksın. Yani hoca ile bir iletişime geçip oyuncu alışverişini bile hoca ile iletişimden sonra belirlemen lazım. Niye? Şimdi semi olayı var. Orada iletişimde olacaksın. Semi hangi günümüz alacağız? Şamil i̇şte, takımda, Sami takımda kalacak. Veya ben kullanmayacağım. Sen al diyorsan burada kalacak. Yani aldıktan sonra buraya yollamayacaksın ve gönderdiğin zaman da Ümit Milli takım hocası ben istemedim ya falan demeyecek. Evet. Bu o iletişimsizliği ortaya çıkarır. Tabii. Şimdi Sayın Montale diyor ki işte bazı oyuncuları gördüm işte test yaptım diyor. Yani kendi kafasında. Aslında senin dediğin Test ya, etmesi gerekeni gönderiyor. Başlı başın olayı ne biliyor musun aslında? Hiç o kadar uzatma. Şu ben istemedim Montella gönderdi Camuru basına nasıl Bak şimdi burada Montella test etmesi gereken. Çünkü mevki olarak hakikaten şu anda elinde oyuncu yok. Ne santrafor. Ne oynarken de santa. işte Bertu oynadı değil mi? Rane giden çocuk. Ya Bertu'yu bile alsaydı biliyor Enistan, musun bu kadar Trabzon'da olmazdı. çıktı. E i̇şte sakatlanınca Trabzon'un santrafor. Onun yerine ge geçti bu oynadı Enis Yani oynadı elinde santraforlar vardı. Semi bu kadar formdayken, bu kadar gündemdeyken, bu kadar Avrupa'da adı konuşulurken sen A takımda görme açısından orada tutup buna şans verecektin. Bir 45 dakika veya bir 90 dakika onu orada görecektin.